Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızda Ali. Bugün yeni video ile karşınızdayız. Öncelikle pati banyosunu göstereceğim, ardından da tarama videosu çekeceğiz. Ares'le başlayacağız önce. Aşil biraz daha zor bir köpek, özellikle tarama konusunda çok ön yargıları olan bir arkadaş. Zaten birazdan göreceksiniz. Öncelikle Ares'ten başlayalım. Yıkamayı göstereyim ben size, bilmeyen arkadaşlar için, ardından tarama geçeceğiz. Ares gel hadi, hadi banyo, koş. Koş. Aferin sana. Pati banyosunda çovçollar da önemli olan, genel olarak çovçolların yele altları çok kirlenir. Pati arkaları ve patiler. Zaten bilen arkadaşlar hakimdir konuya. Gene de bilmeyenler için ben bunları söylüyorum. Ilık suyla yaparsanız da çok rahatsız olmazlar. Şöyle bakın, yele altları pis görüyorsunuz. Aferin oğlum. Aferin. Tamam, süper. Hop, tamamdır. Bekle Ares, bekle. Devam edebilirsin. Bekle. Ares gel. Gel. Aferin yakışıklı. Otur bakalım. Otur. Aferin sana. Bazı arkadaşlar köpek yıkamayı, yani pati banyosunu zor bekliyor. Dışarıdan ıslak mendille yıkayıp eve öyle sokuyorlar ama duru suyla yapılan ve çok kısa süren bir işlem. O yüzden bence üşenmeyin. En mantıklısı bu. Yelesinin altına aldım. Şimdi patileri durulayıp daha sonra taramaya geçeceğiz. Taramayı özellikle pati banyosundan sonra yapmak istedim. Bekle Ares. Aferin sana. Otur bakalım. Şimdi taraklar hakkında biraz bilgi vereyim. Ben buraya tarakları çıkardım. Şöyle elimdekileri göstereyim ben size. Tek tek tanıdım. Şimdi burada eskiden kalma taraklarımız var. Bu firminatör denilen tarak. Ama bu küçük boyu. Bu eskiden kullanılan bir tarak. Bizim köpeklerimiz için çok uygun değil. Bunlar küçük adılar için uygun. Veya yavruyken kullanılabilecek şekilde taraklar. O yüzden bizim ihtiyacımız bunun gibi bir şey. Veya benim son keşfim bu. İnanılmaz mutluyum ve aslında köpek tarama tarağı da değil. Ve telleri bu taraklara göre daha az can acıtıyor diyeyim. Çünkü biliyorsunuz bunlar parmaklara değdiği zaman çok can acıtan şeyler. Kanatır da hatta. Ama bunlar öyle değil. Görüntüsü biraz vahşi olsa da değil. Onun haricinde bir de şu eldiveni göstereyim. Meraklıları almayın diye gösteriyorum bunu. Hepimiz hayvanlarımıza meraklıyız. Onlara bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu tarz eldivenler bence kediler için ideal. Yani köpekler için, hele ki bunlar için çok ideal değil. Şöyle bir örnekle göstereyim size. Şöyle yaptığımız zaman... Aferin oğlum. Yani çıkan bu. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Kediler için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi taramaya geçelim değil mi Ares? Köpeğinizi tarama öncesi ödüllendirin. Eğer daha önce tarama yapmadıysanız, köpeğiniz bu tarz durumlara alışkın değilse, envanterleri onlara tanıtmaya çalışın. Koklamasına, ona dokunmasına izin verin. Ares tabi biliyor Ares ama gene de... Şu anda kokluyor. Yani bu ona güven vermektir. Şöyle bir ödül olmasıyla da onu ödüllendirin ki daha odaklanabilsin olaya diye. Bunu pozitife çeviriyoruz yani şu anda. Ve taramada daha önemli olan tüylerin çıkışının ters yönde yapmanız. Böyle yaptığınız zaman çok fazla ütü almazsınız. Fakat böyle yaparsanız eğer yeterince tüy alacaksınız. Şimdilik ben videoyu burada kesiyorum. Birazdan devam edeceğim çünkü tahmini bir 10-15 dakikamı alacak. Bitişinde tekrar görüşürüz. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bir 10-15 dakikalık kadar bir tarama yaptık. Hemen hemen bitti. En son kuyruk kaldı. Onu da göstereyim. Tarama bitecek ve sonucunu göstereceğim ne kadar tüy çıktığını. Ares'ten çok çıkmadı aslında ama birazdan aşilden çok fazla çıkacağından eminim. Çünkü özellikle onu bir süredir yapmadım. Sırf tarama videosu için. Şimdi Ares'i bitirelim önce. Hadi oğlum, hadi. Bekle, hayır, içeri kesmek zorunda kaldık. Ares çok bunaldı, kaçtı artık.
Haklı tabii. Sıkılıyor hayvanlar bu konuda. Bunu ona bir eğlence haline getirmeniz lazım. Sürekli ödül mamalarıyla ödüllendirirseniz eğer sevecektir diye düşünüyorum ki ben az önce birçok defa ödül maması verdim ama artık Ares 6 yaşında bir köpek böyle şeyleri yemiyor. Gelmiyor. En son kuyruğu kaldı. Şöyle kuyruğunda nari şekilde yapıyoruz. Köpekler özellikle genital bölgelerinde çok hassaslardır. Bu konuda çok dikkatlilerdir. Kalk, kalk bakalım. Bekle, bekle, bekle. Rahatsız olabilirler. Bakın arkasına bakıyor zaten şu anda. Çok fazla yapmayacağım. Çok bunaldı. Yeter o kadar. Tamam Ares, çıkabilirsin. Koş, 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 koş. Bu Ares'ten çıkan tüyünü şöyle göstereyim. Birazdan Aşil'le devam edeceğiz. Bakalım Aşil'den ne kadar tüy çıkacak. Geldi bizim deli olan. Geç içeri. Geç. 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 Şimdi buraya kadar deli olan bu köpek birazdan hiçbir şey yokmuş gibi davranacak. Banyodan hoşlanmıyoruz. Bu muhtemelen travmatik bir durum. Ama yeni eve geçeceğim. Muhtemelen 2 aya kadar. 1 aya 2 aya kadar. Bu geçicidir diye umuyoruz. Şimdi aynı işlemi Aşil'de de yapacağım. Şu aşağısını çeker mi? Yelesini çekebilir misin Burak? Bakalım. Aşağıya göster bak. Yelesi ne kadar kirli. Leş gibi şu anda. Çamur olmuş dışarıda. Kapatısını daldırıyor. Geç içeri Aşil. Aşil içeri. İçeri geç. Hadi hadi hadi. Hadi. Aferin. Çamur akıyor zaten. Aferin. Hala çamur akıyor burasından. Kafasını Allah bilir nerelere daldırdı yine. Yani az önce dünyanın bir gıcık köpeğiydi. Tabii suyun da etkisiyle burada. Suyun da etkisi var. Sudan da biraz içkinleniyor. Oy. Ben de bir yüzümü yıkayayım. Oh. Çok terledim. Şimdi bu çıkacak. Çıkınca illa bir silkeleneceğiz burada. Buraları bir kirletmemiz lazım. Aşağı. Evet. Şimdi bir de ikincimiz var. O da yeni alışkanlığımız. İkinci için genelde bekletiyorum derken heyler. Burada bu. Gel bakalım. Gel. Üçü de mi yapacağız acaba? Tamam. Tamam mı? Gel. Aferin. 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 Kamerayı bilerek yarımca yakın tutmuyorum. Ha, yok oradan tutman yeterli. Tamam. Aferin. Ver bakalım patiye. Ver bakalım patiye. Aferin. Bir de bunu ver. Çok nazlılar veriyoruz. Ver. Bunu alıyorum. Aferin. Aferin sana. Aferin oğluma. Aferin. Ver bakalım pati. Hayır. Hadi ver. Aferin. Oh. Tamamdır. Yeniden merhaba arkadaşlar. Ödül mamalarını aldım. Tabii ben bunları parçalara veriyorum, böyle değil normalde. Daha büyük, özellikle diş sağlığı için de iyi bir ödül maması. Bunu çok beğeniyorlar. Gene Ares'e yaptığımız gibi Aşil'e de tarağı tanıtarak, ki zaten çok iyi tanır kendisi, bunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Gel bakalım Aşil. Gel. Hop. Şurada. Git içeri. İçeri geç. Geç içeri. Aşil içeri. Mamayı alınca burayı unuttu. Geç içeri. Gel, 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 gel. Aşil geç içeri. Gel. Tamam, dur, dur, dur.
Şimdi tarama kısmına geçebiliriz. Aşırı az önce ödül mamasını aldı. Alınca direkt dışarıya gitmeye başladı. O yüzden tur turduk yine gidiyor. Taraklarımızı tanıttık. Ki zaten biliyor. Bu tarz agresif bir köpeğiniz varsa yavaş yavaş başlayın. Önce onun bunu tanımasına izin verin. Çünkü... Sağ ol başım. Çünkü sert başlarsanız eğer odası sert bir dille cevap verebilir. Şimdilik sadece tarağı tanıtıyorum ona. Görüyor. Ona bir zarar vermediğimi biliyor şu anda. Ama bir 10 dakika sonra Aşin zaten şimdi suratından azıcık değişmeler hissediyorum. Değişmeye başlayacağım. Burak bir ödül maması vermeye denize bakalım ne olacak. Önüne at bakalım şöyle. Evet, bu işe yaradı. Ben tam zıttı olur diye düşünüyordum Aşin'de. Mama yerken ben ona dokunduğumda sinirlenebilir diye. Aksine o daha değişti. Demek ki özellikle mama konusunda hassas olan köpeklerde de bu yöntem faydalı. Aşil mama konusunda aşırı titiz bir köpektir. Kimseyi yaklaştırmaz. Ben dahil olmak üzere. Şimdilik videoyu burada keselim. Videonun sonunda görüşmek üzere. Videonun sonuna geldik arkadaşlar hemen hemen. Aşil taraması da neredeyse bitti sayılır. Ben de bittim bu arada. Kanter içinde kaldım zaten sıcak bir yağlıyım. Videoyu dışarı çekmek istemiştim aslında ama hem hayat şartları hem hava şartları bir türlü denk getirmedi. O yüzden burada yapmak zorunda kaldım. Tavsiyem taramayı parklarda, bahçelerde yapmanızdır. Videonun sonuna geldik hemen hemen. Aşil de bitirip yol edelim. Aşil oturalım. Hadi hadi hadi. Mamasını ver bakalım. Ödül maması koyalım. Aşil. Aşil. Sıkıldı iyice artık. O da bunu aldı. O da haklı. Aferin. Aferin baba. Ki hala da baya baya tüy çıkıyor yani şu anda. Bitmek. Bir ne? Tüy makinaları bir. He. Hı? Aferin bak mamayı buldum. Mamayı öyle bir yere atmışsın ki Burak ben buna gönderim. Az önce dediğim gibi genital bölgelerden ayrıca rahatsız oluyorlar. Şimdi kalk hadi diyorsun. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Kandırıyorum şu anda ayağa kalksın diye. Ya. Şu anda iyice sıkıldım artık. Gitme formunda yani. Bitse de gitse derdinde. Ben de alabildiğim kadar arka bacaklarından da alayım. Seni yollayacağız. Tamam tamam tamam. Bitti bitti özür dilerim. Oh. Oh. Şimdi Aşil'in tek sevmediğim şey bu ama zaten kaçacaktır şimdi. İçeri doğru kaçar ama genelde. Bir de şu yelesini azıcık fönleyelim. Direkt kaçıyor zaten. Gel. Hmm. Tamam, tamam. Yok bir şey her şey. Yok bir şey. Gel. Gel. Böyle sinirli davranıyor ama o da hamle yapmıyor. Köpekler bu tarz şeyleri seslerinden rahatsız olabilir. Onu aslında rahatsız eden şu anda sesi. Isısı da yüksek fakat yani hep aynı yere tutmayarak olasıyı vermemeye çalışıyorum. Gel buraya. Gel. 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 Aferin, 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 aferin. Gel. Hadi ya. Bakıyorum ki onun buraya geleceğim. Sonra çıkmak istiyor. Küçük. Tamam tamam çok yoruldu artık. Son halimizi görelim. Hadi koş, hadi git, hadi. Hadi, aferin. Son halimiz bu şekilde. Banyomuz tabi leş oldu şimdi. Her tarafımız tüy. Ben size bir de Aşil'den çıkan tüyü göstereyim şimdi. Tabi sağa sola yayılanlar hariç. Bakın. Burası tamamen Aşil'in tüyü. Buradan köpek bakmak isteyenlere özellikle sesleniyorum. Köpek sahibi olmak isteyenlere. Bir köpek ne kadar tüy dökebilir gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Evet bu kadar. Tüy çıkardı ki uğraşsaydı bunu iki katı daha çıkardı. Artık çok sıkıldı. O yüzden bırakmak zorunda kaldım.
Ve düşünün ki bu ölü tüyleri eve yavaş 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 döküyorlar. O yüzden bir hevesle köpek sahibi olup ardından onlardan vazgeçmeyin. Onların da psikolojisi bozuluyor. Onlar da can, onların da duyguları var. Bunları asla unutmayın. Bir cana sahip olacaksanız veya olmak istiyorsanız onun hakkında iyi araştırmalar yapın. Ona göre sahiplenin. Daha sonra bir canın hayatına mal olmayın. Bu da kamu spotu olarak geçti. Ben şimdi buraları temizleyeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.